MIT açık ders malzemeleri, lineer cebir 18.06, 30. ders. Tamam, bu dersin konusu doğrusal dönüşüm. Aslında doğrusal cebir dersleri bu konuyla başlardı. Derse doğrusal dönüşümlerle yeniden başladığımı söyleyebilirsiniz. Birçok derste bunlar matrislerden önce gelirdi. Doğrusal dönüşüm mantığı matrisler olmadan da anlamlıdır. Ve fizikçiler ve diğerleri, bazıları o yolu daha çok sever. Koordinatları sevmezler. Bu sayıları istemezler. Tüm uzayda ne olduğunu görmek isterler. Fakat çoğumuz eğer herhangi bir şey hesaplayacaksak sonunda koordinatları kullanırız. Ve sonra her doğrusal dönüşüm bizi bir matrise götürür. Ve sonra sıfır uzayı, satır uzayı, determinant, öz değerlerle yaptığımız her şey, hepsi matristen gelir. Ama arkada başka bir deyişle bunun gerisindeki fikir doğrusal dönüşüm fikridir. Bir doğrusal dönüşüm örneği vermeme izin verin. Tamam, örnek. Örnek 1. Bir iz düşün. İz düşün. Bir iz düşümü matris olmadan da tanımlayabilirim. Hiçbir matris hakkında hiçbir şey bilmeden bir iz düşüm tanımlayabilirim. Örneğin bu öyle bir doğrusal dönüşüm olsun ki mesela bütün R2'yi düzlemdeki her vektörü düzlemdeki bir vektöre götürsün. Bu insanların bir fonksiyon tanımlama yoludur. Her vektörü alır. Ama hangi kuralla? Peki kural şu. İşte bir düzlem. Bu benim doğrum olsun. Evet, doğrum olsun. Ve her vektörün bu doğrunun üzerine iz düşümünü alacağım. Eğer B gibi bir vektör alırsam ya da vektör V olsun şimdilik. İz düşüm, doğrusal dönüşüm. Bu vektörü TV olarak verecek. Yani T fonksiyon gibi. Kesinlikle bir fonksiyon gibi. Bana bir girdi verin. Dönüşüm çıktıyı oluştursun. Dönüşüm için bazen fonksiyon kelimesi kullanılır. Girdiler ve çıktılar arasında bir eşleme. Bu belirli bir fonksiyon. Bu bir örnek. Her vektörü alan bir iz düşüm. Burada başka bir V vektörü alalım ya da W vektörü olsun. TW nedir? Oldu mu? Burada koordinatlar yok. Eksenleri çizdim ama çizdiğim için üzgünüm. Hepsini sileceğim. Bütün olay eksenlere ihtiyacımız olmadığıdır. Sadece bunları buradan silelim. Ben fizikçi değilim. Eksenleri çizdim. Girdi W, iz düşümün çıktısı, doğruya iz düşüm, TW. Tamam. Şimdi birçok T dönüşümü düşünebilirim. Ama bu doğrusal cebir dersinde bunun bir doğrusal dönüşüm olmasını istiyorum. İşte doğrusal dönüşüm olma kuralları. Burada tamamen vektörlere uygulayabileceğimiz iki operasyon, toplama ve skalerle çarpma. Dönüşüm bu operasyonlara göre özel davranır. Örneğin iz düşüm bir doğrusal dönüşümdür. Çünkü mesela şunu denemek istersem, eğer V'nin iki katını alırsam iz düşüm de iki katına çıkar. Eğer V'yi eksi V'ye çevirirsem iz düşüm de eksilisi olur.
Yani c 2'ye eşit ya da c eksi 1'e eşit ya da herhangi bir c olur. Aslında bu gördüklerinizi birleştirip tek bir ifade şeklinde yazabilirim. Dönüşüm herhangi bir doğrusal bileşime ne yapar? TV ve TW'nin aynı bileşimini oluşturmalı. Biraz düşünelim. Yani aslında bir dönüşümün doğrusal olup olmadığını anlamak zor değil. Şimdi size bir örnek vereyim. Siz de cevabı söyleyin. Dönüşümüm şu olsun. İşte diğer örnek. Örnek 2. Bütün düzlemi kaydır. İşte bütün vektörlerim, düzlemim ve düzlemdeki bütün v vektörlerim. Onu kaydırıyorum. Diyelim ki 3 ve 0 kadar kaydırıyorum. Bütün düzlemi v 0 kadar kaydır. Düzlemdeki her vektör bu v idi. TV eşit V artı V0 olacak. İşte TV. Bu V0. Burada V var. Ve bu da TV. Dönüşümün ne yaptığını gördünüz mü? Bu vektörü alır ve ona ekler. Ona belli bir vektör ekler. Evet, bu gayet mantıklı görünüyor. Basit bir dönüşüm. Ama doğrusal mı? Cevap hayır. Doğrusal değil. Hangi kural çiğnendi? Belki her iki kural da çiğnendi. Bakalım. Eğer V'nin uzunluğunu 2 katına çıkarırsam dönüşüm 2 kat büyük bir şey mi üretir? TV 2 katına çıkar mı? Hayır. Eğer V'nin uzunluğu 2 katına çıkarsa bu dönüşüm altında sadece aynısını ekliyorum. Aynı V0'ı 2V0 değil ama her vektör için sadece bir V0. Dolayısıyla dönüşümün 2 katını elde etmiyorum. Ne dediğimi anladınız mı? Eğer bunun 2 katını alırsam dönüşüm de orada başlar ve sadece bir V0 kadar gider. TV'yi 2 katına çıkarmaz. Aslında bir doğrusal dönüşüm T0 nedir? Bu özel durum gibi ama gerçekten önemli. Sıfır vektörü bir doğrusal dönüşümde mutlaka sıfıra dönüştürülmeli. Hareket edemez. Çünkü buradan herhangi bir V al. Neden T0'ın sıfır olduğunu görebilirsiniz. V sıfır vektörü olsun. C'de 3 olsun. O zaman T0, 3T0'a eşit olur. T0, 0 olmalı. Tamam. Bu örnek gerçekten bir örnek değil. Bütün düzlemi kaydırmak bir doğrusal dönüşüm değil. Ya da kare içeren bir formül yazarsam, ya da şu dönüşüm, yine örnek olmaz. Peki ya herhangi bir vektörü alıp uzunluğunu veren dönüşüm? Herhangi bir vektörü alan bir dönüşüm var. Mesela R3 herhangi bir vektör. Bu gösterimi yeniden kullanmayı deneyeceğim. R3'te herhangi bir vektörü alan bir dönüşüm düşünün ve bu sayıyı veriyor olsun. Öyle ki R1'in bir elemanı diyebilirim. Mesela eğer istersen ya da sadece gerçek sayılar. Bu kesinlikle doğrusal değil. Sıfır vektörünün sıfıra gittiği doğru. Ama eğer bir vektörü 2 ile çarparsam uzunluğu 2 katına çıkar. Bu doğru. Ama bir vektörü
Eksi 2 ile çarptığımı düşünün. Uzunluğuna ne olur? 2 katına çıkar. Eksi 2 ile çarpılmaz. O zaman eğer c eşit eksi 2 olacaksa o koşulu sağlayamam. T eksi v eksi v değil. Eksi uzunluk sadece uzunluğa eşit. Tamam, bu yüzden bu da örnek değil. İz düşün bir örnekti. Başka bir örnek vereyim. Burada kalabilirim ve bu da bir doğrusal dönüşümdür. Bir döndürme. Ne kadarlık diyelim? 45 derece yapalım mı? Tamam. Ve yine bunu seçeyim. Bu bir eşleme düzlemdeki bütün vektörlerden. Düzlemdeki bütün vektörlere tanımlı olan ve sadece işte burada girdi vektörü v. Ve 45 derecelik döndürmeden çıkan vektör ise sadece bunu 45 derece döndürerek elde ediliyor. T ve bütün vektörler döndürüldü. Bunu koordinatları olmadan da anlatabileceğimi gördünüz. Ve doğrusal olduğunu da. Eğer v'nin 2 katını alırsam döndürmede de sadece 2 katı olur. Eğer v artı w varsa ve eğer her birini döndürüp toplarsam cevap toplayıp döndürdüğümle aynı olur. Bu da doğrusal dönüşüm demek. Tamam. Bunlar iki tane örnekti. İki örnek. İz düşüm ve döndürme ve doğrusal dönüşüm olan başkalarını da bulabilirim. Öyle ki henüz matrislerden bahsetmedim. Aslında kitapta doğrusal dönüşümü tanımlayan bir resim var. Aslında kitabın kapağındaki resim. Bu bölümde 7.1'de şunu düşünebiliriz. Aslında şimdi şu doğrusal dönüşümü alalım. Döndürmeyi mesela kitabın kapağında olduğu gibi R2'deki bir eve ele alalım. Bunun yerine R2'de küçük bir ev alayım. Bu bir sürü nokta verir. Doğrusal dönüşümün ana fikri bir kere de her şeye ne yaptığını görebiliyor olmam. TV'nin ne olduğunu görmek için her seferinde sadece bir vektör almak zorunda değilim. Evin çevresindeki bütün vektörleri alabilirim. Ve nereye gittiklerine bakarım. Aslında bu bana bütün evin nereye gittiğini gösterecek. Peki bahsettiğimiz doğrusal dönüşüm ne yapacak? Bütün ev dönecek. Sonuçta ise eğer çizebilirsem ev şuraya gidecek. Tamam. Başka örnekler vereyim. Matris içeren bir örnek vereyim. Örnek 3. Bu önemli. Bir matris içeriyor. Genelde buna A matrisi deriz. Dönüşüm A ile çarpma olsun. Burada bir dönüşüm var. Aslında bir dönüşümler ailesi var. Çünkü bu basit kurala göre her bir matris bir dönüşüm oluşturuyor. Sadece her vektörü o matrisle çarpmak yeterli ve doğrusaldır, değil mi? Doğrusal A çarpı V'ye bakalım. A çarpı V artı W, A V artı A W'ye eşit. Ki iyi oldu. Ve A çarpı V C de C A V'ye eşit. Kontrol edin, ikisi de doğru. O zaman bu bir doğrusal dönüşüm. Eğer favori matrisim A'ya alıp düzlemdeki bütün vektörlere uygularsam bir grup çıktı elde ederim. Bakın, ana fikir
Şimdi düşünülmesi gereken büyük resimdir. Bütün düzlem matris çarpmasıyla dönüştürülüyor. Düzlemdeki her vektör A ile çarpılıyor. Bir örnek olarak ev vektörlerine neler olduğuna bakalım. Bu hala düzlemden düzleme bir dönüşüm. Ve bir A matrisi alayım. Eğer bir döndürme matrisi alırsam doğru resim bu olacak. Eğer iz düşüm matrisi alırsam resim de iz düşüm olacak. Başka bir matris alalım. Bir 0, 0, eksi 1 matrisini alalım. Eve ne olacak? Bütün vektörlere. Eğer eve bakarsak görsel olarak canlandırabiliriz. Ev bu defa döndürülmeyecek. Ne olacak? Bu dönüşümü uygularsam bütün vektörlere ne olacak? Bu matrisle çarpıyorum. Tabii ki bu kolay bir matris. Çünkü bir köşegensel matris. X bileşeni aynı kalıyor. Y bileşeni işaret değiştiriyor. Yani evin çatısı şu nokta, çatının ucu, yerinde kalan bir X bileşeni var ama Y bileşeni ters dönüyor. Aşağıya doğru. Ve tabii ki sonuçta ev baş aşağı geliyor. Şimdi koymalıyım. Kapı nereye gelecek? Bence kapı da baş aşağı gelecek, değil mi? İşte girdimiz. İşte ev girdisi ve bu da çıktı. Tamam. Doğrusal dönüşüm matris çarpımının bir çeşit soyut anlatımı gibidir. Burada amacımız ne? Amacımız doğrusal dönüşümleri anlamak. Bunun yolu da arkada yatan matrisi bulabilmekten geçer. Gerçekten fikir bu. Arkada yatan matrisi bul. Bunu yapabilmek için de koordinatları kullanacağız. Bir taban seçmek zorundayız. Bütün hikaye şu. Eğer bir doğrusal dönüşümümüz varsa, şöyle başlayalım. Elimizde bir doğrusal dönüşüm olsun. Mesela bundan sonra T doğrusal dönüşüm demek olsun. Doğrusal olmayanlarla ilgilenmeyeceğim. Sadece doğrusal olanlarla ilgileniyorum. Tamam. T doğrusal dönüşüm ile başlıyorum. Girdileri R3'teki vektörler olsun. Ve çıktıları da R2'deki vektörler olsun mesela. Tamam. Daha fazla ilerlemeden şunu sorayım. Böyle bir dönüşüm örneği ne olabilir? Doğru boyuttaki herhangi bir matris olabilir. Peki doğru şekil nedir? Mesela bir örnek vermek istiyorum. Çünkü burada 3 boyutlu uzayı 2 boyutlu uzaya götüren dönüşümlerden bahsediyorum. Ve doğrusal olmalılar. Bunu bulmanın kolay yolu matris çarpmasıdır. Örneğin TV herhangi bir AV olmalı. Bu dönüşümler doğrusal. 18.06'nın konusu bu. A'nın boyutu ne olmalı? Bu nasıl bir matris olmalı? V'nin 3 bileşeninin olmasını istiyorum. Çünkü girdiler öyle. Bu R3'teki girdi. Ve bu da R2'deki çıktı. Nasıl bir matris? Bence bu 2'ye 3'lük bir matris olmalı. Değil mi?
2'ye 3'lük bir matris. R3'teki bir vektörü 2'ye 3'lük bir matrisle çarpacağız. Görüyorsunuz hızla koordinatlara geçiyorum. Çünkü gerçek bir fizikçi değilim. R3'teki bir vektörü 2'ye 3'lük bir matrisle çarpacağız. Ve bu R2'de bir çıktı oluşturacak. Ve bu bir doğrusal dönüşüm olacak. Tamam. Bir sürü örnek var. Bütün 2'ye 3'lük matrisler bir örnek oluşturur. Ve temelde size bunlardan başka örnek olmadığını göstermek istiyorum. Her doğrusal dönüşüm bir matrisle ilişkilendirilir. Şimdi tekrar doğrusal dönüşüm konusuna geri dönelim. Mesela aklımda bir doğrusal dönüşüm olsun. Ve bunun ne olduğunu anlatmak istiyorum. Size dönüşümün bir vektöre ne yaptığını söylediğimi düşünün. Tamam. Tek bir şey biliyorsunuz. Tamam. Bu şunun gibi. Şimdi bahsettiğim şey bir dönüşümü bulmak için ne kadar bilgiye ihtiyacınız olduğu. T'yi bilerek bütün V'ler, bütün girdiler için TV'yi bilmek için. Dönüşümün her bir vektöre ne yaptığını bulmak için size ne kadar bilgi vermeliyim? Tamam, size dönüşümün o zaman bir V1 vektörü alırım. Özel bir vektör. Dönüşümün buna ne yaptığını söylerim. Güzel. Ama şimdi dönüşümün tek bir vektöre ne yaptığını biliyorsunuz. Tamam, bu kadar yeter. Şimdi başka bir vektöre ne yaptığını söyleyin dersiniz. O zaman tamam, bana bir vektör verin derim. Ve iki vektörünü verirsiniz ve şunu görürüz. Dönüşüm V2'ye ne yaptı? Şimdi sadece şunu ya da sadece dönüşümün bu iki vektöre ne yaptığını mı bilirsiniz? Şunu sormalıyım. Bütün uzaydaki her bir vektör hakkında ya da V1 ve V2'ye ne yaptığını bilerek dönüşüm hakkında ne diyebilirsiniz? Dönüşümün bu iki vektör dışında daha büyük bir grup vektöre ne yaptığını bilebilirsiniz. Çünkü her doğrusal bileşime ne yaptığını biliyorsunuz. V1 ve V2'yi taban alan düzlemdeki bütün vektörlere ne yaptığını bilirsiniz. V1 ve V2'nin bağımsız olduklarını kabul ediyorum. Eğer bağımlılarsa, eğer V2 V1'in altı katıysa TV2 ile size yeni bir bilgi vermiş olmam. Zaten 6TV1'in ne olduğunu biliyor olursunuz. Nereye varmak istediğimi görebilirsiniz. Eğer dönüşümün tabandaki her bir vektöre ne yaptığını bilirsem her şeyi bilebilirim. Yani bütün vektörler için TV'yi bilmek için ihtiyacım olan şey herhangi bir taban. TV1, TV2, TVM'ye kadar bilmek ya da VN olabilir. V1'den VN'ye kadar olan bir taban. Bu tabana herhangi bir girdi tabanı diyebilir miyim? Girdi uzayının tabanı olsun. T'nin üzerinde çalıştığı şeyler. Şunu anladınız mı? Eğer girdi uzayının bir tabanını biliyorsam ve dönüşümün taban vektörlerinden her birine ne yaptığını söylersem size vereceğim bütün bilgi bu. Bütün V'ler için TV'yi bulmanıza yeter. Çünkü neden? Çünkü her V taban vektörlerinin bir bileşimidir. C1, V1 artı CN, VN. Bu taban demek değil mi? Uzayı gerer.
Eğer t'nin buna ne yaptığını bilirsem ve v2'ye ne yaptığını, vn'ye ne yaptığını, o zaman t'nin v'ye ne yaptığını bilirim. Doğrusal olduğu için c1 t v1 artı nokta 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 artı cnt vn. Başka seçenek yok. Bu yorumun ana fikri şu. Eğer t'nin tabanı ne yaptığını bilirsem tabandaki her vektöre, o zaman doğrusal dönüşümü bilebilirim. Doğrusal olma özelliği diğer bütün vektörleri verir. Diğer bütün çıktıları. Tamam. Şimdi elimizde bunun ışığında doğrusal dönüşümde gerçekte neye ihtiyacımız olduğunu gördük. Ve şimdi matrislere geçmeye hazırız. Tamam. Hangi aşama bizi koordinatlara bağlı olmayan bir doğrusal dönüşümden koordinatlara göre oluşturulmuş bir matrise götürür? Matris koordinat sisteminden gelecek. Bunlar koordinatlar. Koordinat demek bir taban seçilmiş demek. Bir taban seçtiğinizde koordinatlar oradan gelir. Bir taban seçtiğinizde bütün vektörler, o tabandaki koordinatlar bunlardır. V'yi tabandaki vektörlerin bir bileşimi şeklinde ifade edebilmenin sadece ve sadece tek bir yolu vardır. Ve o bileşimde kullandığınız sayılar da koordinatlardır. Şöyle yazayım. O zaman koordinatlar nelerdir? Koordinatlar bir tabandan gelir. Koordinatlar bir tabandan gelir. V'nin koordinatları, V'nin koordinatları bu sayılardır. Ve size V'de tabandaki her bir vektörden ne kadar bulunduğunu verir. Eğer tabanı değiştirirsem koordinatlar da değişir, değil mi? Şimdiye kadar hep standart tabanla çalıştığımızı kabul etmiştik. Doğru mu? Bu tabanda koordinatları pek düşünmeyiz. Çünkü eğer V vektörü 3, 2, 4'e eşit dersem otomatikman doğru olarak standart tabanı düşünmüş olursunuz. Bu vektör 3 çarpı birinci koordinat vektör, 2 çarpı ikinci ve 4 çarpı üçüncüye eşit. Ama bitmedi. Aklımda başka bir taban da olabilir. Bu standart taban gibi. Ve koordinatlar vektörün içinde duruyor. Ama farklı bir taban seçmiş olabilirdim. Örneğin bu bir matrisin öz vektörleri olabilir. Ve diyebilirim ki tamam, bu mükemmel bir taban. Bu matrisin öz vektörlerini taban vektörlerim olarak kullanacağım. Bu üç olmak zorunda değil. Başka bir taban. O bir örnekti. Bu gerçek bir şey. Koordinatlar bu sayılar. Bir daha gösteriyorum. Her tabanın vektördeki ağırlığı. Tamam. Eğer bir doğrusal dönüşümü tanımlayan bir matris oluşturmak istersen artık bunu yapmaya hazırım. Tamam. Şimdi yapmayı planladığım bir A matrisi oluşturmak. Öyle ki bana bir doğrusal dönüşümü T doğrusal dönüşümünü versin. Tamam. Dönüşümle başlayacağım.
Bir iz düşüm ya da döndürme olabilir. Veya bu evin uzayda farklı bir hareketi ya da N boyutlu uzaydan ya da M boyutlu uzaydan N boyutlu uzaya bir dönüşüm olabilir. N'den M'ye sanırım. Genellikle T'yi biliriz. Bir şekilde N boyutlu uzayı M boyutlu uzaya dönüştüreceğiz. Bütün olay şu. Eğer N boyutlu uzayın bir tabanı varsa iki tabana ihtiyacım olacak sanırım. Girdileri tanımlamak için bir girdi tabanına ve koordinatları çıktı için tabanı sayıları bulabilmek için bir çıktı sayılarına ihtiyacım var. O zaman iki tane taban seçmeliyim. Girdiler için V1'den VN'ye bir taban seç. Girdiler için RN'den geliyorlar. Dönüşüm her N boyutlu vektörü alıp bir M boyutlu vektöre götürüyor. Bir çıktılar tabanı seçmeliyim. Ona da W1'den WM'ye diyeceğim. Bunlar da RM'deler. Tabanı seçince bu matrisi oluşturur. Artık koordinatlarla çalışıyorum demektir. RN'deki her bir vektörün, her girdi vektörünün birkaç koordinatı var. Yaptığım şey bu. Kelimelerle anlatabilir miyim? Bir V vektörü alırım. Onu taban cinsinden yazarım ve koordinatlarını bulurum. Bu koordinatları doğru A matrisiyle çarparım ve bu bana çıktı tabanındaki çıktıların koordinatlarını verir. Yazsam daha iyi, söylemesi güç. Ne istiyorum? Doğrusal dönüşümün yaptığını yapacak bir A matrisi istiyorum. Ve bunu bu tabanlara göre yapacak. O zaman matris varsayalım ki, bakın bir örnek ele alayım. İz düşümün örneğini alalım. İz düşüm örneği mesela, çünkü bu var elimde, aklımızda iz düşüm olsun, buraya uyarlayabilirim. İşte iz düşüm örneği. İz düşüm örneğinde N ve M'yi 2 olarak alıyorum. Dönüşüm düzleme alır. Düzlemdeki her bir vektörü alır. Düzlemi çizeyim. Bunun bir düzlem olduğunu hatırlıyoruz. Burada da üzerine iz düşüm yapacağım şey var. Üzerine iz düşüm yapacağım, doğru. Dönüşüm düzlemdeki her bir vektörü alır ve bu doğru üzerindeki iz düşümü verir. Bu iz düşümdür. O zaman iz düşüm alacağım. Tamam. Ama standart tabandan daha çok seveceğim bir taban seçeceğim. Bu taban aslında girdiler ve çıktılar için aynı tabanı seçeceğim. Ve taban ilk taban vektörüm doğrunun üzerinde olacak. Bu benim ilk taban vektörüm. Bir birim vektör olsun. Doğrunun üzerinde. Ve ikinci taban vektörüm de bu doğruya dik olan bir birim vektörü olacak. Bunu çıktı tabanı olarak da kullanacağım. Şimdi size soruyorum. Burada matris nedir? Matris nedir? Bu iz düşüm dönüşümünü bu tabana göre nasıl tanımlarım? Tamam. Kural neydi? Herhangi bir V vektörü alırım. Bu birinci ve ikinci taban vektörlerinin bir bileşimi olur. Ve şimdi TV nedir? Girdi şu olsun. Mesela girdi V1 olsun. Çıktı nedir? V1'dir, değil mi?
İzdüşüm bunu yalnız bırakır. Şimdi izdüşümün birinci taban vektörüne ne yaptığını biliyoruz. Bu bunu yalnız bırakır. İzdüşüm ikinci taban vektörüne ne yapar? Onu yok eder. Sıfıra götürür. O zaman bu izdüşüm bir bileşime ne yapar? Bu kısmını yok eder ve bu kısmı yalnız bırakır. Şimdi bütün yapmak istediğim matrisi bulmak. Şimdi bir girdi olarak C1, C2 koordinatlarını alan ve çıktı olarak C1, 0'ı veren matrisi bulmak istiyorum. Onu bu taban içinde görebilirsiniz. Girdinin koordinatları C1 ve C2 idi. Çıktının koordinatları da C1 ve 0. Tabii ki bunu yapan matrisi bulmak zor değil. Bunu yapan matris 1, 0, 0, 0 matrisidir. Çünkü eğer girdiği bu A matrisiyle çarparsam, A çarpı girdi koordinatları çıktı koordinatlarını bulmayı umuyorum. Ve çarpma bize ne veriyor? Doğru cevabı elde ettim. C1 ve 0. Ana fikir ne? Birincisi, bu işi yapan bir matris var. Eğer bir doğrusal dönüşüm varsa, koordinatsız, koordinat yok. O zaman girdiler için bir taban seçerim. Çıktılar için de bir taban seçerim. Ve işi yapan bir matris olur. Peki işi ne? Girdi vektörleriyle çarpmak ve çıktı vektörlerini oluşturmak. Şimdi bu örnekte tekrar edeyim. Girdi tabanıyla çıktı tabanı aynıydı. Girdi ve çıktı tabanlarının biri doğrumuz yönünde. Diğeri de doğruya dik. Aslında bunlar izdüşümün öz vektörleridir. Sonuç olarak matris köşegensel çıktı. Aslında lambda olarak ortaya çıktı. Bu iyi bir taban gibi. İyi öz vektör tabanı, iyi bir taban. Şu matrisi verir. Öz değerlerin köşegen matrisi lambdayı verir. Bu örnekteki gibi. Doğrusal dönüşümün öz vektörleri ve öz değerleri doğru boyunca ve doğruya diklerdi. Öz değerler 1 ve 0'dı. Bu da elde ettiğimiz matris. Tamam. Şuna benzer seçebileceğiniz en iyi matris bir fizikçinin yapacağı seçenektir. En sonda yapacağı, gönülsüzce en sonda yapacağı koordinatları kullanmak. Seçilen koordinatlar, öz vektörler iyi koordinatlardır. Çünkü eğer bu izdüşümü standart tabanda yaparsam, ki yapabilirdim değil mi? Bütün her şeyi standart tabanda yapabilirdim. En iyisi deneyeyim. Eğer yapabilirsem ne diyorduk? Şimdi size hangi doğru üzerinde izdüşüm alacağımızı söylemeliyim. 45 derece açı yapan doğru olsun. 45 derecelik doğru üzerine izdüşüm yapıyoruz. Ve öz vektör tabanını değil, standart tabanı kullanıyoruz. Standart tabanda V1, 1,0'a eşit. Ve V2 de 0,1'e. Yine çıktılar için de aynı tabanı kullanacağım. Sonra şunu yapmalıyım. Bir matris bulabilirim. Bu her zaman düşündüğümüz matris olacak. İzdüşüm matrisi olacak. Aslında bu matris 4. bölümde öğrendiğimiz matris. Ne diyordum bu matrise? Hatırlıyor musunuz? P
A'nın devriye bölü A'nın devriye A'ydı. Bence bu örnekte bu 1 bölü 2, 1 bölü 2, 1 bölü 2, 1 bölü 2 çıkacak. Formülümüzden çıkacak matris bu olacak bence. İşi yapacak olan matris bu. Eğer bu girdiği verirseniz 1, 0 çıktı ne olur? Çıktı 1 bölü 2, 1 bölü 2 olur. Ve bu doğru izdüşüm olmalı. Eğer size 0, 1 girdisini verirsem çıktı yine 1 bölü 2, 1 bölü 2 olur. Yine izdüşüm. O zaman matris bu. Ama tabii köşegensel değil. Çünkü iyi bir taban seçmedik. Pratik bir taban seçtik. Evet. Ders uygulamada pratik tabanlarla ilgili. Sadece elimizdeki matrislerle uğraşıyor. Ve bu kötü bir matris değil. Simetrik ve P kare P'ye eşit. Bütün bunlar iyi. Ama en iyi tabanda P karenin P'ye eşit olduğunu görmek zor değil. Ve simetrik ve köşegensel. O zaman ana fikir bu. Şimdi bir matrisle bir dönüşümü nasıl ilişkilendirdiğimi anladınız mı? E'sini kuralı yazayım. Kuralı yazayım. A matrisini bulma kuralı. Tamam, ilk sütun. A'yı bulmak için bir kural. Elimizde tabanlar var. Tabii ki yapamayız. Çünkü tabanların ne olduğunu bilmeden matris oluşturmanın yolu yok. Elimizde girdi tabanı var ve çıktı tabanı. V1'den VN'ye, W1'den WM'ye bunlar verildi. Şimdi A'nın ilk sütununda bu sütunu nasıl bulurum? Matrisin ilk sütunu. Bu bana ilk taban vektörüne ne olduğunu söylemeli. O zaman kural doğrusal dönüşümü V1'e uygula. İlk taban vektörüne. Ve şimdi şunu yazacağım. Bu çıktı değil mi? Girdi V1. Çıktı nedir? Çıktı uzayındadır. Bunların bir bileşimi. İlk sütuna giden bir bileşim. İzin verin. Kelimelere dökeyim. Yine kelimelerle anlatayım. Bu matrisin nasıl bulunduğunu. İlk taban vektörünü al, dönüşümü uygula. Sonra bu çıktı uzayında. TV1. Bu çıktıların bir bileşimidir. Bu çıktı tabanının. Bu bileşimdeki katsayılar ilk sütunu oluşturacak. A1, A satır 2, sütun 1, W2, AM1, WM. Matrisin ilk sütunundaki sayılar burada. İkinci sütunu bulurken ana noktayı vurgulayalım. A'nın ikinci sütunu. Ana fikir ne şimdi? İkinci taban vektörünü alırım. Buna dönüşümü uygularım. Bir çıktı bulurum. Bu çıktı tabanının bir bileşimi olur. Ve bu bileşim matrisin ikinci sütununu oluşturacak birkaç sayıdır. Tamam. Ve böyle devam eder. Bir matris elde ettim. Ve elde ettiğim matris doğru işi yapar. Şimdi bu yolla oluşturulan matris matris çarpımı kurallarını kullanarak çıktı. Eğer size girdi koordinatlarını verirsem sonuç bu olacak ve matrisle çarparım. Bunların çıktısı A çarpı girdi koordinatları
doğruca çıktı koordinatlarını verir. Bu neden doğrudur? X sütunu kontrol edelim. Girdi koordinatlarının 1 ve 0'lardan oluştuğunu varsayalım. Bu ne demek? Girdi nedir? Eğer girdi koordinatları 1 ve diğeri ve geri kalanı 0 ise o zaman girdi ve 1'dir değil mi? Koordinatları 1 ve tümü 0'lardan oluşan vektördür. Tamam. A'yı bu vektörle çarptığım zaman A'nın ilk sütununu elde edeceğim. Bu sayıları elde edeceğim. Ve eminim ki bunlar T ve 1'in çıktı koordinatlarıdır. Bunu ilk sütunda doğruladık. İkinci sütunda doğruladık. Tabandaki bütün vektörlerde doğruladık. Ve o zaman her bir vektörde doğru olmak zorunda. Tamam. Burada doğrusal dönüşüm için bir matris resmi var. Sonunda size başka bir, farklı bir doğrusal dönüşüm vereyim. Türev alan doğrusal dönüşüm. Bu bir doğrusal dönüşümdür. Girdi uzayının C1 artı C2x artı C3x karenin bütün bileşimi olduğunu düşünün. O zaman taban bu basit fonksiyonlardır. O zaman çıktı nedir? Türevdir. Çıktı türevdir. Çıktı C2 artı 2C3X'tir. Çıktı tabanı olarak 1 ve X vektörlerini alalım. O zaman türevle 3 boyutlu girdi uzayından 2 boyutlu çıktı uzayına gidiyoruz. Hiç türevin doğrusal olduğunu düşündünüz mü bilmiyorum. Ama eğer doğrusal olmasaydı türev almak sonsuza dek sürerdi değil mi? Fonksiyonların türevlerini kesin olarak bulabiliyoruz. Çünkü onun bir doğrusal dönüşüm olduğunu biliyoruz. Eğer birkaç fonksiyonun türevini öğrenirsek sinüs x, kosinüs x ve e üzeri x gibi birkaç fonksiyon daha bunların bütün bileşimlerini de alabiliriz ve bütün türevlerini bulabiliriz. Tamam, peki matris nedir? Matris nedir? Bu girdi vektörleriyle çarpılacak matrisi istiyorum. Girdi koordinatları ve çıktı koordinatlarını verecek. Sadece düşünüyorum. Tamam, bunu yapan matris nedir? Matris oluşturma kuralını izleyebilirim ya da matrisin ne olduğunu görebilirim. Bu 2'ye 3'lük bir matris olmalı, değil mi? Ve matriste sadece düşünüyorum. Ne istiyorum? Hayır, burayı yazayım. Matrisimden ne istiyorum? Bu matris ne yapmalı? Evet, ilk çıktı da C2 elde etmek istiyorum. O zaman 0, 1, 0 bunu yapar. C2, C3 elde etmek istiyorum. O zaman 0, 0, 2 bunu yapar. Bu tabanların ve koordinatların doğrusal dönüşüm matrisi budur. Anladınız. Bütün olay ters matris doğrusal dönüşümün tersini verir. Ve iki matrisin çarpımı iki dönüşüm çarpımının doğru matrisini verir. Matris çarpımı gerçekte doğrusal dönüşümlerden gelir. Bu konuyu Şükran gününden sonraki pazartesi ele almak daha iyi olur. Umarım iyi bir tatil geçirirsiniz. Umarım pastırmayızı devam eder. Tamam. Pazartesi görüşürüz.